Peace'inizdir. Bugün Mart ayının ilk pazartesi günü. Yani demek oluyor ki ben size güçlü ve ilham verici bir kadın karakter anlatmaya geldim. Bu ay sizin için seçmiş olduğum karakter Türk astrofizikçi Burçin Mutlu Pakdil. Bizi dünyamızdan 359 milyon ışık yılı uzaklıkta bir galaksi keşfeden Türk bilim kadınıdır. Ve heykeli kendisi gibi çok önemli 10 bilim insanıyla birlikte Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan Dallas North Park Center'da sergilenmektedir. Bu ülkemiz için inanılmaz derecede güzel ve gurur verici bir olayın olmasının yanı sıra bence ülkemiz kadınları için de fevkalade ilham ve cesaret verici. Pakdil İstanbul'da işçi bir ailenin iki çocuğundan biri olarak dünyaya gelir. Ve onun gökyüzüne olan bu ilgi ve alakası ise ortaokul öğretmenlerinin onlardan istediği bir ödev sonucunda başlar. Öğretmenleri onlardan şunu ister: İlham aldığınız birini yazın ve anlatın. Bunun üzerine eve giden küçük Burçin ablasına şöyle söyler: abla, ben dünyanın en zeki insanı olmak istiyorum. Dünyanın en zeki insanı kim diye sorar ve ablası da ona Albert Einstein diye cevap verir. Bunun üzerine küçük Burçin Albert Einstein'i araştırmaya başlar. Daha sonra ona olan ilgi ve alakasının artmasıyla birlikte onun da çalışma alanı olan fiziğe yönelir. Fiziğe karşı olan ilgisinin arttığını fark eden ablası ise ona popüler bilim dergileri almaya başlar. Ve o dergilerde karşılaştığı, gökyüzüyle ilgili okuduğu bilgiler onu büyüler. Ve böylelikle gökyüzüne olan ilgisinin alakasının farkına varır. Daha sonra Beşiktaş Atatürk Anadolu Lisesi'nden mezun olur. Üniversite sınavına girer ve Bilkent Üniversitesi fizik bölümünü kazanır. Fizik bölümünü kazandıktan sonra birçok gencin karşılaştığı gibi o da şu tarz yorumlarla karşılaşır: fizik mi okuyacaksın? Bu kadar yüksek puanla işsiz kalırsın vesaire gibi. Ama Burçin karşılaşacağı zorlukların da farkındadır, ne istediğinin de. O yüzden vazgeçmez ve Bilkent Üniversitesi fizik bölümünden mezun olur. Fakat mezun olduktan sonra gerek çalışma alanlarının olmayışı, gerekse tesettürlü bir bayan olarak karşılaştığı sorunlar onu maalesef ülkesinden ayrılmaya iter ve hem inançlarını daha özgürce yaşayabileceği hem de hayalinin peşinden koşup daha çok bu alanda çalışabileceği bir ülkeye gitmeye karar verir. Bunun üzerine Texas Teknoloji Üniversitesi'nde biyofizik alanında yüksek lisans yapmak üzere yola çıkar. Buradaki eğitimini bitirdikten sonra ise Minnesota Twin Cities Üniversitesi'nde astrofizik dalında doktora yapar. Doktora eğitimi sırasında kara delikler üzerine çalışmak istiyordur ve şansı yaver gider. Çünkü doktora hocası da kara delikler ve galaksiler arasındaki ilişkiler üzerine çalışıyordur. Pakdil yaşadığımız Samanyolu galaksisini merak etmeye başlar. Kafasında bir sürü soru vardır. Yaşadığımız galaksi nasıl oluştu? Özel bir galaksi mi yoksa normal bir galaksi mi derken galaksiler üzerinde çalışmaya başlar. Şu anda da 4 farklı alanda çalışmaktadır. Yakındaki galaksilerin yapısı, morfolojisi ve dinamiği. İkincisi cüce gökadalar, yıldız haloları, yakın gökadaların çevresindeki küresel kümeler. Üçüncüsü tuhaf halkalı galaksiler, Hoag tipi galaksiler, toplama halkaları, rezonans halkaları, seküler evrim, galaksi-galaksi etkileşimi. Dördüncüsü ise kara delikler, süper kütleli kara delikler, orta kütleli kara delikler, kara delik ölçekleme. Bu arada 2016 yılında bir astrofizik dergisinde yayınlanan çalışmasında sadece görüntü verileri kullanarak büyük kara deliklerin hangi kütle aralığında daha yoğunlukta bulunduğunu hesaplamıştır. Bu noktada bir şey söylemek istiyorum. Küçük Burçin'i hatırladınız mı? Hani bilim dergileri karıştıran Burçin'i. İşte o dergilerden birine hayallerinden vazgeçmediği için adından bahsettirdi. Tüm bu çalışmaları sırasında ise Burçin'in galaksisi olarak adlandırılan bir
galaksinin özelliklerini keşfetti. Aslında sosyal olarak bize şu şekilde yansıtıldı bu. Evet, Burçinor Paktet bir galaksi keşfetti gibi lanse edildi ama tam olarak öyle değil bildiğim kadarıyla. Kendisi galaksinin özelliklerini keşfetti. Yani o galaksi zaten bir şekilde keşfedilmiş, bilgi olarak datalanmış fakat hiçbir şekilde onun hakkında bir bilgi yokmuş. Onun üzerine çalışmalar yapıyor ve o galaksinin özellikleriyle ilgili bilgiler sunduğu için bize kendisinin adından bahsedilmeye başlanıyor. Her ne olursa olsun biz ona minnettarız. Hem ülkem adına kendisine çok teşekkür ediyorum. Hem bir kadın olarak hayallerinden vazgeçmeyip bugün bizlere ilham ve cesaret verdiği için kendisine çok teşekkür ediyorum. Hem de Müslüman bir kadın kimliğiyle aslında bizim coğrafyamızda ve Müslüman ülkelerde yaşayan kadınların eğitim haklarının din adı altında ellerinden alınmış olması konusunda bize ilham vermiş olduğu için ona teşekkür ediyorum. Bu noktada da şuna dikkat çekmek istiyorum. Hem 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle de yarın biliyorsunuz öyle olduğu için bunu da iletmek istiyorum, söylemek istiyorum. Gerçekten bunu es geçmek istemiyorum. Çünkü ülkemde maalesef çok fazla kadının eğitim hakkı elinden alındı. Çok fazla kız çocuğunun, çok fazla insan zamanında üniversiteleri alınmadı. Sadece tesettürlü olduğu için. Ben artık gerçekten bu yüzyılda böyle şeyler konuşmak istemiyorum. İnsanlar inançlarını özgürce yaşayabilmeliler. Gördüğünüz gibi belki bir sürü paktilleri maalesef eve hapsettiniz. Maalesef onların eğitim haklarını elinden alarak belki birçok burçini kaybettik. Maalesef bu çok üzücü ama bize ilham olduğu için, eğer istersek her türlü başarabileceğimizi gösterdiği için yine söylüyorum, sonsuz kez teşekkürler ediyorum. Son bir şey daha. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle umarım dünyadaki tüm kadınlar için bunu diliyorum. Gökyüzündeki yıldızlar kadar pırıl pırıl ve ışıl ışıl gelecekler bizlerin olsun diye diliyorum. Bugün size anlatmış olduğum isim Burçin Mutlu Paktiç gibi. Kendisini anlatmaktan gerçekten büyük keyif aldım. Sürçülisan ettiysem yine affola. Benden bu kadar. Bu videoda ve bu dakikalarda bana eşlik ettiğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.